Buyurun şöyle. Kaydınızı alır almaz içeriye alırız sizi. Teyze kimlik numaranızı rica edeceğim. Kimliğin kendisi de lazım. Hanım ben hiç iyi değilim. Duramıyorum ayakta. Ölüyorum ya o ağrıdan. Tamam abi gel sen şöyle otur. Sağ ol. Biz kaydını alınca şey yaparız. Yasemin hemşire. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Beyefendi... Sus cevap verme bana. Daha önce de yaptın aynı şeyi. Bir ilaç bağımlısına kayıtsız hastaneye aldın. Yine mi yapacaksın aynı şeyi? Hiç akıllanmayacak mısın sen? Meltem hocam hastanın kaydını yapacaktım zaten. Ağrısı olduğu için oturtturdum beyefendiyi. Aldın mı peki kimlik bilgilerini? Henüz almadım. Alındı mı kimlik bilgileri? Hayır. Gördün mü bak? Alınmamış. Yeterince iş çıkardığın yetmiyormuş gibi bir de bana. Bu hastanenin doktoruna yalan mı söylüyorsun? Bu hastanenin itibarını zedeleyecek şeyler yapmandan bıktım artık. Meltem hocam, beni dinlemiyorsunuz. Anlamadan dinlemeden itham ediyorsunuz beni. Hem herkesi aptal yerine koyuyorsun, hem de bana karşı mı geliyorsun? Cevap ver. Tek kelimeyle. Hastanın kaydı yapıldı mı? Hayır. Eğer hastanenin kurallarına uymayacaksan ya da böyle unutup duracaksan belki de iş değiştirmelisin. Böylesi hem hastaların hem de hastanenin selameti için daha iyi olur. Ne oluyor orada? Bilmiyorum oğlum da. Baksana oğlum Meltem kafayı yemiş gibi. Yaptığını asla unutmayacağım Meltem. Asla. Yasemin, ne oldu? Şimdi geriye yap. Şimdi ayaklarını yukarı, aşağı. Ama yine olmadı. Hocam?
Sizin burada ne işiniz var? Seni öyle görünce yalnız bırakmak istemedim. Hemen yanına gelmek istedim ama ağladığını görünce belki biraz kendinle yalnız kalmak istersin diye düşündüm. Gelmenize hiç gerek yoktu. Hayır. Gerek vardı. Beni dinlemedi bile. Ben kayıt açacaktım zaten. Ama hasta o kadar acı çekiyordu ki ben biraz dinlensin istedim. Ya sadece yardım etmek istiyordum. Niyetinle ilgili en ufak bir şüphem yok Yasemin. Herkes içinde bana çok kötü bağırdı. Haksızlıktı bu hocam. Tek derdin bu olduğuna emin misin? Nasıl yani? Anlamadım. Ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Başka bir derdinin olduğu çok belli. Yani bunu genel ruh haline baktığımda bunu anlayabiliyorum. Yok. Yanlış anlamışsınız. Hiçbir derdim yok benim. Benimle konuşup konuşmamakta özgürsün. Ama biliyorum ya seni. Hissediyorum. Hastanede sürekli yalnız kalmak istemem. Sürekli çalışman, bir dakika bile ara vermeden kendini işine adaman. Yani bir şeyleri unutmak için yapıyorsun sen bunu. Seni ilk gördüğüm andan beri farkındayım ben bunu. Sanki sen hayatını durdurdun. Ama bir şeyler akıp gidiyor. Sadece sen sıkışmışsın. Sanki bir şeyden kaçıyorsun. Ve çevrendekilerin yaşamını, hatta kendi yaşamını bile yok sayıyorsun. Haksız mıyım?